Hikayemiz Futbol başlıyor. Bu haftaki konuğumuz Mert Nobre. Kasım 1980, Mert Nobre Brezilya'da önemli yeteneklerden bir tanesi olacaktır ama Mert Nobre'nin aslında başlangıç hikayesini birazcık da ona anlatarak başlayacağım. Ama tabii Mert Nobre, başlangıçta senin oradaki altyapı sürecinde yukarıya doğru çıkış zamanında da çok önemli goller atıyorsun. Evet. Ama tabii senin açından Parana en önemli noktalardan bir tanesi galiba. Evet, ne söylersin? Peki Paraná'na o zaman ben 17-22 yaş kadar ben Paraná Kulübü'ne. Tabii ki çok önemli kulübü. Benim zamanımda Süper Lig'de. Çok güzel zaman. Ve çok önemli ki normal ben sadece antrenmana atakam 17 yaşta 18 yeni yaşına. Yeni evet yeni de çıktım. Sonra bu Paraná o zaman Süper Lig'de çok iyi değil. Kaç haftada biraz kötü de. Çok iyi bir zamanda değildi. Evet zaman. Sonra yeni hocan geldi de biraz ben bir şans buldum. Ve çok önemli. Hocamız kimdi bu arada? Abel Braga'da. Şimdi internasyonalda. Internasyonalda. Tamam. Ben de benim şehir biraz soğukla. Aynı bu şimdi biraz soğukla. Tamam ben heyecanlım. İyi ki maçta 18 yaşında tamam bu. Sonra bu kamp var. Sonra bu maç inanılmaz soğuk bir yağmurda. 0-0 dakika 60-65'te hocam çal gel abi haydi git İsmail'le. Ben İsmail tamam 5 dakika sonra gel. Ben geldim de bu makine bu krampon normal krampon ya. Vidal değil de ama bir yağmurda. O dedi ki bu ne? Ben hocam kusur bakma benim başka krampon yok değil krampon var o kadar da. Tamam haydi de 70 dakikada ilk topla bir orta geldi ben bu kafada 1-0'da kazandım bu maçta. Nasıl bir maçta inanılmaz heyecan. İki maçta ilk top i̇lk iki gol. Müthiş. Müthiş. Ve tabii yani Paraná'nın az önceki Washington'lı kadrosu var ama Washington o dönemin en önemli golcülerinden bir tanesi. Daha sonra yolu Fenerbahçe ile de kesişiyor. Burada Mert Nobre'yi de sol tarafta üst köşede görüyoruz. Ya aslında şu kadroyla ilgili önemli oyuncular var. Yani bu değil mi? Döneme de damga vuran isimler var. Şimdi bak sağ tarafta en son Hilton. Ve orada yanına bir kaleci Marco'da. Sonra orada bir tane forvet var yanına. Flavio sadece Süper Lig bu Brezilya takımına. Nen bir tane stoper aynı Portekiz Ligi'de kaç takımda? 2-3 takımda. Oralarda oynadı. Evet bana. Kim daha çok önemli Avrupa'da oyuncu? Ya ama 3-4 tane zaten çok üst düzey oyuncu var. Var. Süper Lig Brezilya çok iyi oyuncu var. Kesinlikle. Evet. Ama tabii Paraná yani bölgede de tabii o dönem birçok oyuncu yetiştirirken Nobre senin orada birçok golün var. Evet. Yani benim aldığım notlara göre 50'ye yakın golü zaten Paraná'da atıyorsun. Daha Cruzeiro'ya geçmeden. Hani Cruzeiro'ya geçmeden öyle biliyorum. Doğru değil mi? Doğru. Ben 98 2002'de de aşağı yukarı 4 sene, 3,5 sene de. 3,5 sene Paraná Kulübü aşağı yukarı 65-70 gol. 70 var. Evet. Değil mi? Sadece Atakam'la. Altep değil. Sadece Atakam'la. Sadece Atakam'la. Evet. Ya bu çünkü bazen şu şekilde bilgiler olabiliyor. Alt tarafta işte bizim ligimize göre profesyonel olmadan önceki işte PAF ligi, altyapı gibi değil. Bildiğiniz profesyonellikte atıyor Marcio Nobre. Şimdi Nobre Paraná'da yükselişini gerçekleştirdikten sonra Cruzeiro'ya geçiyor ki Cruzeiro'da bakın kimler var o kadro içerisinde. Bu kadro inanılmaz. Şimdi ya burada çok fazla tanıdık isim var. Çok. Şimdi Nobre üst köşede Edu'yu yanında görüyoruz. Yanında Melo'yu görüyoruz. İşte Maldonado sol köşede onu görüyoruz. Alex de Souza kaptan en sağ köşede görüyoruz. Ve bu kadro Maicon var. Maicon da var. Bu Chris stopper'da. Chris var. Chris Lyon sonra Galatasaray'da ve Gomez da bu kaleci. Wendell Melo, Edu, Melo, tabii Edu herkesin. Ama Alex de Souza uçuyor. O zaman uçuyor yani. Kaptan golün her şeklini atıyor. Biz işte Nobre'nin birkaç tane o bölümden fotoğraflarını da bulduk. Böyle peşi sıra onları getirelim. Alex'le birlikte Nobre'nin attığı gol sonrası var. Hatta hızlıca bir tane de Nobre golü izletelim.
E olha a jogada do Leandro, entrou na área, bateu o Márcio Nobre. Hangi maç bu Nobre? Fluminense'da, bu Brezilya Süper Ligi, Cruzeiro ve Fluminense. Taraftarlar da gerçekten müthiş. Ama bu kadroyla damga vuruyorsunuz. Alex yanlış hatırlamıyorsam 23 gol atıyor. Evet. Sen 18 gol atıyorsun. Ama o kadro tarihe geçiyor. Yani 100 golün üstü atarak hala yıllar geçmesine rağmen konuşuluyor Nobre. Veya 100 gol ve 100 puanla. 100 puan aynen. 100 puanla. Ama bu takım maç damadı bir takım. Tabii ki bugün galibiyet 100 diyoruz. Ama kaç bilmiyorum. Belki 3-0, 4-0, 5-0 o kadar. Nasıl, her maç fark atıyorsunuz. Her maçta. Ve keyifle. İnanılmaz keyifli o zamanla. Ve stadyum aynı fulla. Bazen 40 bin, 50 bin, 60 bin var. Bizim zaman o sene de şampiyon bu maç 65-70 bin kişiden. 70 bin kişi tribünlerde zaman zaman zaten onu da ekranda görüyorsun işte. Düşünün şurası yıkılıyor yani. Acayip derecede taraftar var. Ama tekrar ifade edelim. O takımdaki birçok oyuncu milli takımlarına gidiyor. İşte Alex'in milli takım süreci var ki Konfederasyon Kupası, işte Güney Amerika'da zaten çok üst düzey zamanları var. Hani Alex'in kupa kaldırdığı dönem. Evet. Nobre de aslında o dönem milli takım için düşünülen isimlerden bir tanesi ama çok iyi oyuncular. Orada yani Nobre çok iyi oyuncular var. Ve onların arasında girmek kolay değil yani. Ve benim zamanımda inanılmaz. Ben 80'de doğmuşum. 80'de doğmuş. Ben o, iki tane Ronaldinho var. O Ronaldinho ve sonra Ronaldo da Ronaldinho, Ronaldo, Robinho. Bu jenerasyon çok zor da. Oraya işte belki başka bir zamana denk gelse. Tabii, evet, evet. Nobre oralarda olabilirdi yani. Evet, evet ama o zaman zordu. Şimdi tabii rekorlar alt üst ediliyor. Alex'in o Konfederasyon Kupası'nı onu az önce anlattık. Ama birçok oyuncunun, az önce gösterdiğimiz fotoğrafta birçok oyuncunun yolu bir şekilde Türkiye ile kesişiyor. Önce Nobre Fenerbahçe'ye gelecek. Yani ama burası ile ilgili endişeleri var. Hani hiç Türkiye'de oynamamış. Şimdi Fenerbahçe transfer olacak ama o hikayeyi bize bir Hakan Bilal Kutlarp anlatsın mı? Hadi bakalım Hakan Bilal Kutlarp'ı dinleyelim. Nobre devre arası gelmişti. Tabii daha henüz lig bitmemişti. İlk yarı tamamlanmamıştı. Başkan o zaman talimat vermişti. Son maçımız yanılmıyorsam Malatya'ylaydı. Deplasmanda. Demişti ki takım üzerinde böyle transferler etki yaratır. Henüz daha transfer sezonu tam başlamamıştı. O yüzden oyuncuyu bir yerde işte konaklatın, sahip çıkın, şimdi açıklamayalım demişti. Nobre ile geldik İstanbul'a. Onu Suadiye'de bir otelde yatırdım. Tabii mecburen de sabah, öğlen, akşam 24 saat beraberiz. İstanbul'da da işte sıkılmasın diye zaman geçirirken bir restoranlara falan gidiyorduk. Bir restoranta gittik, meşhur restoran. Orada tesadüfen Engin Verel'i gördük. Engin Verel yanıma geldi hemen. Merhaba falan konuşurken. Ya bu ne dedi, futbolcu mu dedi. Yok dedim, bizim dedim bu muz üreticilerinden birisi. Ekvator'dan. Ya dedi, baktı falan, bunun dedi çok futbol tipi var, futbolcu tipi var bunun, atletik birisi falan dedi bu. Ben de hep tabii Nobre'ye tembih etmiştim. Dedim ki sen top oynuyor musun? O da dedi ara sıra oynuyoruz kendi aramızda. öyle bir anımız oldu. Tabii daha sonra da açıklandıktan sonra Engin Verel de sitem etmişti epey. Ya beni kandırdın falan diye öyle gülüştük. nitekim ikinci yarı, birinci yarı bittikten sonra da Antalya'daki kampa alıp götürmüştüm Nobre'yi ve ikinci yarıda da şampiyon olmamızda da çok büyük emekleri vardır. Çok iyi bir profesyonel, mesleğine aşık, saygılı, çok iyi bir insandır. Çok severim kendisini. Ya Hakan Bilal Kutlarp, yani işte Alex'le onu gördünüz, Nobre'de dahil olmak üzere o dönemin en önemli transfer uzmanı diyelim. Ama çok güzel adıymış bu. Engin Verel'i de kulaklarını çınlatalım. Ya Nobre gerçekten o anı hep beraber yaşıyoruz. Evet. Şu an itibariyle. Çok heyecanlandın değil mi sen de? Ha, Fenerbahçe'ye geliş, buradaki ilk adımların. Tabii ki. Oynarken Cruzeiro zamanla. Biz bir maçla sonra ben, Alex ve menajer orada da yemek hesabında. Figer miydi? Figer'den. Sonra Figer çaldı. Gel bu bir toplantına. Git orada bir salonla. Mahmut Uzlu. Yakan abi.
Mahmut Uslu, Hakan Bilal. Evet, Kutlar. Hakan abi orada. Bu aç başkan Fener şu bu falan da bir toplantı. Tamam iyi de falan bir toplantı sohbet muhabbet. Tamam tamam. Hadi yarın görüşürüz. Ve maç o iki gün sonra. Sen devre arası geliyorsun. Evet devre arası. İşte bu aralıkla sonra ilk hafta aralık. Sonra biz orada bir Cruzeiro şampiyon. Şampiyondan sonra da tatil gibi bir hafta. Figer'de ağırladın. Gel São Paulo'na. Oradaki sene bitiyor. Yani evet, tam takvimsel evet, açıdan. Evet. Buraya denk geliyor. Sonra tamam ah bir teklif var. Hem ben hem Alex'la. Normal ikisinin. İkinizi de istiyorlar. Evet, ikisi, evet. Ama Alex'deki şimdi yok. O zaman eşi, Alex eşi de biraz hamile, biraz sorumluluk var. Hamileydi o süreçte. Evet, bu çocuk. Odaki ne böyle şimdi çok zordu. Ben gelmek istemiyorum. Yok, dedi, o da evet. Odaki tamam sen git de bak orada da. Sen bir gör yaşa. Ben, evet, o, da, haber ver. Ona göre biz de geliriz dedi yani Alex. Anladım. Evet, ben de ki tamam. Ama bu Türkiye'de hiç haber yok tamam. Fabio Luciano orada, eski takım Washington orada ne yapacak? Nasıl bu şehir, nasıl bu takım? Nasıl sen onunla konuşuyorsun evet, yani. Sonra ben tamam Fabio Luciano'la görüştüm. Gelebilirim evet, dedim. Evet, çok sorunlar. Fabio nasıl bu takım, nasıl bu kulüp, nasıl bu şehir? Her şey var şu. Yok bu inanılmaz kulüp, inanılmaz takım, şehirde müthişler falan şu bu. Ben dedik tamam olsun lan. İşte sonra Aralık geldi, 22 falan Aralık geldi. Sağlık kontrol şu bu. Yemek de. Bir hafta kaldı. Sonra Ocak'ta direkt bu Antalya kampına geldi. Evet, Antalya kampına geldi ama yani aşı tuttu. Öyle söyleyelim. Daha doğrusu Nobre takıma çok iyi uyum sağladı ki o kadro hatırlayacaksınız işte Pierre Van Hooijdonk'lar, Ümit Özat'lar çok evet, iyi bir kadro. İyi. Ama 11 puan o dönemde Beşiktaş'ın gerisinde. Tabii. Onu da söyleyelim. Sen geliyorsun, gollere peşi sıra başlıyorsun ama ilk başta o kadroyu şöyle görelim. İşte 2003-2004 Fenerbahçe kadrosu ve bu kadro şampiyon olacak. Seneyi şampiyon olarak tamamlayacak Nobre. İyi kadro. İyi kadro ama işte o zaman Beşiktaş birinci 11 puan fark. Çok farklı. Çok farklı. Çok, çok farklı önde. Çok, 11 çok, puan evet, önde. Tabii ki bizim iyi takımla o zaman Beşiktaş bu kadro çok iyiydi. Beşiktaş takım çok iyi. İşte 11 puan fark. Ve Fener bir maç eksikti. Evet. Riz maçta. İşte dedi ki tamam zor ama imkansız değildi. Olabilir. Tabii. İşte en önemli maç. Tabii ki 11 puan da ama en önemli iki maç. İki maç tamam Rize Spor'da maç. Rize maçı. Onu orada dur lütfen. Çünkü onu birazdan sana yaşatacağız. Biz onun öncesinde sana bir sürprizimiz daha var. Nobre. Bakalım bu sürpriz içinde kim karşımıza çıkacak? Dear Marcio, or should I say Mead? No, are you still Marcio? I remember very well when you joined Fenerbahce that you made the difference that we became 2004 champion. You started to score and you were the one who made the difference. But besides your great career as a player, you have been also a fantastic personality. It's amazing how you get in touch with all the Turkish players in a short time, how you get in touch with the spectators, taraf talar, with all the staff of the club. And it was, as you have been a long time with us, and even you couldn't speak Turkish, you immediately made friendship. It was a great pleasure for every player and for me as a coach to work with you. And I really like the way you were very high motivated. Every game, you always go to the limit, you give everything for the team, and you have been a really outstanding team player. It was an amazing attitude, what I could see, attitude always to give the best performance for the team, for the club, and even for the country. Again, it was a great pleasure to work with you and I wish you and your family all the best and looking forward
to meet you. All the best, Marcel. Thank you. Teşekkür. Yani işte Davuma bir kez daha teşekkür ediyoruz bu arada. Tabii. Güzel zamanda biz 2,5 sene daha iki ligi daha inanılmaz da çok iyi hocam ve inanılmaz disiplinli. Aman disiplin çok disiplinli çok adam. Çok inanılmaz. Yani. Onunla ilgili ben mesela çok küçük bir şey anlatacağım. Almanya'ya gittim Davum. Dedi ki bana yetkin dedi bir dolap gördüm. Dedi ki orada böyle klasör ayırmış. İşte 2003, 2004 vesaire. Dedi çıkart dedi. Söyle dedi hangisi dedi. Dedim şu. Aziz Yıldırım'la yaptığı not bile yazıyor. Yani her şeyi yazmış. Her şey, o çok disiplinli adam. Çok, lütfen devam et sen. Çok. Ama Davum'la birlikte şampiyonda olacaksınız. Evet tabii. Ben oynarken Davut'a doğru ben sadece antrenman, sadece maçı değildi. Tüm antrenman ben yüzdü. Rize maçı dedi Mert Nobre. Hadi bakalım o Rize maçına gidelim. Rebro. Ceza sahasına. Kalibosu gol! Gol, gol, gol Nobre! 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 İlk goller. Böyle tırmanıyor. Fenerbahçe 1-0 önde. Zaman çok çabuk geçti bak. O da 22 yaşında. Evet 22-23. Ve senin de taraftarın tanıştığı an. Evet. Yani devre arası transferleri normalde tutmaz ama işte o zaman Rebron var. O da şu anda yanlış hatırlamıyorsam Ferencvaros'un evet, başında. Evet. Ama işte burada ortalar Nobre vuruşunu yapar. O seneyi de Nobre dediğim gibi çok gol atarak geçirecek. O ana gittin değil mi sen de şimdi? Tabii. Ve o iki maç tabii ki çok önemli maçlar. Biz Antalya kampında kaç toplu tamam tabii ki biraz zor adaptasyonla falanla. Ama benim için evet benim için benim adaptasyon çok kolay da bilmiyorum mesela niye? Luciano Marco Aurelio orada bir faktör da tabii o bir büyük faktör da. Veya orada Pierre Van Hooydonk vardı. Bizim önemli dil evet vardı. Dil vardı falan daha bu komünikasyon çok evet çok iyi de. Veya sadece yabancı oyuncu değil bu Türk oyuncu zamanında inanılmaz aynı aile gibi. Arkadaşlık çok iyi. Aile çok iyi. Tuncay da inanılmaz karakter oyuncu da. Selçuk da, Volkan. İşte bu jenerasyon Fenerbahçe bu jenerasyon bu grup hiç ego yok. Bizim ego olmadı. Hedef şampiyonla. Ve o şampiyonluk da geliyor Nobre. Şampiyon olunduktan sonraki gazete küpürünü bulduk. ama pardon bir tane Galatasaray golümüz de var. Onu unutmayalım ya. Galatasaray. Galatasaray golüne gideceğiz önce. Yani Galatasaray maçları hiç boş geçmiyorsun da Nobre. Ama o işte o çok önemli ilk gol var. Bu ilk gol. İlk gol evet. Çok önemli gol. Veya... Ne hissettin o an? Hatta şöyle söyleyeyim. Hep o söyleniyor ya işte Galatasaray'a gol attığında Fenerbahçeli oluyorsun vesaire. Ve... Öyle bir şeyle karşı karşıyasın. Tabii sana. Ve maçtan önce haftada antrenman her günde bizim zaman tercüman Ali Tunsoy'la. O dedi ki bak bu maç çok önemli, bu maçı çok farklı, bu maç şu, bu maç bu. Sizi oraya dedi, o havaya soktular evet, evet ben dedi ki tamam yeter bu bir derbi de başta niye ve çok önemli ne? Ama gerçek çok önemli de. Gerçek çok farklı. Onu yaşayınca anladın evet, değil mi? Evet o çok farklı. Veya maçtan önce de tamam. Nobre sen forveti de golla. Golü bu maç ya sonra da diğer maçı gerek yok ama bu maçı da en önemli. Maçtan önce derken daha bu atmosferi çok farklı maç daha şu bu ben dedik tamam mı? Ben eski takım bu Cruzeiro'da. Orada da yaşadım. Orada tamam ne yapacağız? Oradaki derbi hangisiydi? Hani Atletico Mineiro'da. Mineiro'ydu. Şoka aynı. Tabii ki burada biraz daha fazla işte. Ben dedik ki orada tamam bizim derbi bu maçta 63 bin kişi de aşağı yukarı aynı burada ama bak yolda bir fark da. Yol fark da. Yoldan hissediyorsun değil mi maçı? Evet. Tüm ülke sadece şehir değil de. Ülke ne yapacak? Herkes ona odaklanıyor. Var, şu var. Bu. Her yerde bu konu bu derbi. Bu derbi.
Ah restoranti daha alışverişler her şey bu derbiden. Evet. Veya sonra biz Çiköklü sahada İsmail'le baktığına bu inanılmaz atmosferi de çok güzel. Tabii orada şu da var. Nobre, 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 Marcio nobre. Tabii o çok güzel. Onu ileriki dakikalarda dinleyeceğiz de ama hemen şöyle bir şampiyon olduktan sonraki gazete küpürünü bulmuştuk. Serkan hazırlamıştı onu. Evet, Yıldızların Altında evet, bir abi. Gece. Bağdat Caddesi yıkıldı. Evet, evet. Yani, orada... Sen bir yandan üstü açık olan otobüstesiniz. Otobüs, evet, evet. Gidemiyorsunuz. Yok, saatlerce. Bak inanıyorum kaç saat orada da biz tamam yeter haydi gidelim diye de mazama yok. Full her yer full full inanılmaz. Bagdad Caddesi belki bilmiyorum kaç 100 bin kişi doğdu. Evet şimdi şampiyon olundu. İlk sene şampiyon olundu. 2004-2005. İlk seneyi şampiyon yaptıktan sonra 2004-2005 kadrosu. İşte bu kadro. Yani ikinci yılı da şampiyon geçirecek kadro bu pozu verir. Ve İkinci senede aslında takımda gidenler gelenler de var ama Alex'e de kavuşuyorsun. Aynen evet. Evet. İşte de Alex ilk ayda biraz zor da. Nasıl zor da? Bu Brezilya'da bu pozisyonla şimdi tamam Alex 10 numarada forvet arkasında orada. Bu Brezilya'nın biraz daha fark bu taktik. Hı. 4-4-2 ama biraz daha farklı. Burada 4-3-3 oynuyor falan da Alex orada. Forvet arkası gibi oluyor Türkiye'de. Evet, evet. Mesela tek forvetli arkasında arka, yani. Evet. Kaç maçta hafta 5. haftada falan da Alex ala bu performansı çok iyi değildi. Sonra herkes dedi aman nerede bu Alex şu bu falan. Büyük beklentiler var. Çok büyük. Tabii ki kalite inanılmaz. Ve o Christoph'da bir toplantı yaptı. Bak Alex sen şimdi biraz daha forvet arkasında belki orada daha iyi falan şu bu. Bu pozisyondan sonra Alex'in animasyonu. Alex uçtu. Yani, ve o çok çok uyum sağlıyor. Yani Nobre ile Alex'in golleri yani her defasında da yaşanıyor zaten. Onu dönemi hatırlayanlar bilir. Biz şimdi şampiyon oluyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde yaşıyorsun. Nobre. Senin de ilk Şampiyonlar Ligi tecrüben oluyor. Evet. Bir şekilde Fenerbahçe ile birlikte. Oradan bir tane Manchester maçı aldık. Manchester attığın gol. Yani tamam kaybediyorsunuz tabii, ama. Tabii tabii. Manchester attığın bir tane gol seçtik. Towards Luciano, there's a chance and there's a goal. Just the start United didn't want at the beginning of the second half. It is Marcio the Brazilian, the 23-year-old who has got it. Yani şöyle üstüne konuşalım. Sparta Prag iki tane galibiyetiniz var. Manchester United buradaki Tuncay'ın şov yaptığı, hat-trick yaptığı maç var. 9 puan toplayıp çıkamıyorsunuz. Bayağı zor bu sen. Veya bu performans inanılmaz ha. Yani normalde 9 puan yapar çıkar. Tabii şimdi diye de %100 9 puan çıkar. O zaman zordu. O zaman bu ve o takım Manchester inanılmaz takımla. Sparta Prag tabii ki biz hem orada hem burada da galibiyeti geldi. Evet evet. Orada 1-0, burada aynı 1-0. Burada Alex'in bir tane uzaktan bir golü vardı Sparta Prag. Evet. Onu hatırlıyorum. Hafızamda kalmış mesela. Senin burada Manchester attığın gol var. Güzel. Tabii ki benim işin çok 23 yaşında ilk maçta Şampiyonlar Ligi bir gol da inanılmaz iyiydi. Güzel zamanlar. Ama tabii Galatasaray'ı boş geçmeyecek. Nobre ikinci senesinde tabii Alex'li ve yenilenmiş kadrosuyla yine bir Galatasaray maçına imza atar ve golü atan yine Nobre olur. Pas yerden Alex aldı. Şimdi pas. Kadıköy yıkılıyor. Tabii çok güzel bir sevinç var. Ama şöyle bir şampiyonluk kupası havaya kalkma zamanı geldi. Hadi bir tane de o videomuzu gösterelim. Nobre'yi tam şampiyonluk kupasını kaldırırken yakaladık. Brezilya bayrağı var. Ya bu taraftaki yani bu tabii özel bir akşam, özel bir gece. Evet, şampiyonluk evet. Kutlaması yapılıyor. Evet. Herkes çağrılıyor. Şampiyonla her zaman bir güzel de. Ama ne zaman karşı bir derbide Galatasaray gibi daha güzel. Farklı de. Oluyor. Çok daha, farklı. Daha farklı. İşte bu kahramanı oluyorsun tabii, daha doğrusu. Tabii. Tabii ki benim hiç forveti de. Forvet değil her
diğer pozisyon olabilir ama sen bir golla şampiyon yapıyorsun. Şampiyon ya. Bayağı güzel. Ondan daha değerlisi yok yani. Yok. Evet, şampiyon Fenerbahçe 2 sene üst üste şampiyonluk kazanır ki işte serisini de yapabilir miyi konuşuyordu herkes. Tabii. Yani 2 sene işte kapattığınız o dönemi. Üçüncüsü olur mu tarafındayız. Ama işte o seriyi yakalamak da kolay değil. O zaman 2005-06'ya da ilk maç bizim hedef o. Üçüncü. Üçüncü seneyi de kazanmak. Üçüncü devam şu bu veya o zaman takım daha kuvvetli. Ne o kadar geldi şu bu. Ben 2,5 senede son senede en iyi kadro bence. En iyi kadro ama maalesef biz bir kupada yok. Evet, o Denizli maçını az sonra hatırlayacağız. Ama öncesinde tabii yine bir Şampiyonlar Ligi yaşıyorsunuz. Evet. Yani orada da Schalke, PSV ve Lyon. Lyon. Oradan da bir tane Schalke golü var Nobre'nin. Andrei Tihonov mu bi сказали, да? Ну да. Хотя Яленичев тоже такие же забивал, а кто забивал вот такие? Çok zor pozisyonda gol atıyorsun burada. Evet, o pozisyonda kolay değil ama 3-3 bitiyor. 3-3 bitiyor. Bu maçta çok zor maçta. 3-3 biten karşılaşma. Bu Volkan'ın boş geçtiği bir tane pozisyon var ama 3-3 bitiyor. Tabii çok çok güzel ve iz bırakan. Tabii. Maçlardan Apia bir güzel gol var aynı maçta. O zaman çok güzel kuatro'da kim de var? Lincoln da o takımdaydı. Doğru, Galatasaray'a da geldi evet, sonra. Doğru. Çok iyi takım. Ama bu Şampiyonlar Ligi tecrübesi ikinci döneminde de yanında geldi. Denizli maçı hiç kimsenin unutmadığı maç. O karşılaşmada 16 dakika uzadı. Evet. Yani hep beraber yaşadınız o yıkımı. Sende ne gibi izler bıraktı Nobre? Tabii ki hayat, bak ben 20 senede tek maçta bu maçı. Bunu tabii unutamıyorsun ki, bu da. Bunu da unutamıyorsun. Peki bak bu maçta olumsuz açıdan. Evet. Orada her şey vardı. Biz gol kaçırdı. Bu pozisyon kolay. Bir tane pozisyon yapar 0-0 bence. Yap bu golden sonra tam tersi. Ama bu futbol her şey vardı. Bazen futbol da işte bazen futbol matematik aynı değil. Tutmuyor bazen. Belki 100 tane maçta da bir tanesi yok aynı. Yani çok normalde rahat kazanabileceğin çok, maçı. Yani pozisyonları falan herkes hatırlıyor o dönem. Ama olmadı. Yani olmadı. İşte. Ve şampiyonluk el değişti. Bu senede bizim kadroda bak bizim oyuncuda. İnanılmaz. Çok iyi takım. Çok iyi takım. Anelkalı falan. Anelka, Apia, Makarelo, Alex, Ben, Tuncay. Müthiş takım. İnanılmaz. Ama olmayınca ama işte ve bazen de ki maçta sonra siz biraz havada gibi, siz şampiyon gibi düşün. Yok. Biz inanılmaz konsantrasyon. Çok iyi. %100'de. Dik bak bu maç çok önemli. Kolay maç değil. GT'de. Ama maalesef. Bunu yaşadı. Herkes gibi aynen, Nobre'de aynen. Yaşadı. Tabii şimdi Nobre o Fenerbahçe'deki 3 yılında işte 55 gol, 14 asist yapıyor ama Fenerbahçe'den ayrılıyor. Çünkü neden? O dönem yabancı sınırı devreye giriyor. Ve seni hayat bir başka takıma getiriyor. Evet. Ve Fenerbahçe senin her sene kiralıyor. Aynen, çok enteresan. Çok enteresan bir şey yani. Her sene kiralık olarak alıyor. Ama işte bir şey var çok önemli. Bu Denizli maçta önce biz antrenmanda zamanında başkan Aziz ve Mahmut Çuzlu geldi. Antrenmandan sonra bir toplantı yaptım. Gelin abi. Biz orada oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Bak sen sakinle, kafa sadi maçla. Bu senede biz alacak senin bonservisi de. 3 senede imza atarsam sakinle, rahat. Ama maçta sonra Şahal senin menajer, herkes burada imza falan şu bu. Tamam. Ama maçta sonra maalesef her şey de. Her şey darmadağın. Her şey de. Başkan istifa, Christoph da istifa şu bu. Daum gidiyor. Ya evet. Başkan orada. Yıkılıyor. Daha doğrusu onun içinden çıkması da kolay değil. Sen sonra çok küçük bir yanlış bilmiyorsam Brezilya'ya gidiyorsun ama tekrar Beşiktaş'tan teklif gelince de geliyorsun. Hani ben de öyle hatırlıyorum. Yok ben burada mıydın yoksa? Ben burada mıydın? Evet. Tamam. Aşağı yukarı bir hafta burada. Gitmiyorsun. Tabii yok. Evet. Yani o Brezilya'ya gitmeden burada Beşiktaş'tan teklif gelince onu değerlendiriyorsun. Evet ki aynı zaman benim menajer burada biz her günle ve o zaman sadece Beşiktaş değil bu Trabzon. Trabzon bir teklif geldi lan. Ben dedi ki yok bekle bu Fenerbahçe'de. Ben 3 senede Fener'de her şey iyi falan da tabii ki son sene son maçta kötü de. Ama işte bu futbol her şey olabilir. Ama bir gün, iki gün, üç gün, beş gün hiç haber yokla. Sonra Beşiktaş kabul etti. Beşiktaş'ta yani. Ya bir de şöyle bir şey var. Beşiktaş kariyeri de Nobre'nin oldukça uzun sürecek arkadaşlar. Bu imzayı atar ve kendini İstanbul'un bir başka
takımına atar Mert Nobre ve orada da çok başarılı olacaktır. Tabii Mert Nobre'nin Türk oluşu ve her zaman Türkiye'ye olan sevgisi. Mert Nobre'nin o özellikle milli takım ve Mert Nobre oluşumunda bence etkileri var. Tabii. Yani sen hep onu milli takımda da oynamak istedin. Tabii. O zaman tam net la. Ve bu resimde benim sağ taraf Murat Taş Başkan'la. Murat beni ikinci sene Beşiktaş'a. Resim güzel. Türk vatandaş da ne düşünüyor şu bu falan. Tabii ki iyi ama benim hedef milli takımla. Ki Marco Aurelio'nun milli takımda da oynayışı var. Onu da görüyorsun yani. Evet. Aynen. Ben de tamam Türk vatandaşı çok iyi şu ama hedef milli takımla. O dedik tamam lan. Abdullah Avcı mı vardı? Yok Fatih Terim. Fatih Terim. Tamam. Aradı konuştun Fatih Terim diyor lütfen abi. Hakan Şukur da sonuna bu forvet biraz zor da senin pozisyonla senin istille oyuncu da. Senin stilindeki evet pivot öyle bir yok. Santrafor yok. Yok la. Menik tamam. Anladım ama maalesef yok. Hiçbir şekilde olmadı. Biz gene de Nobre'ye milli takım formasını giydirdik yalnız. Bak vay. O yüzden bir sıkıntı yok arkadaşlar. Biz milli takım aldık Nobre'yi. Tamam olsun. 2008-2009 yani Mustafa Denizli'nin sonradan takıma dahil olduğu ama double kupayla şampiyon yaptıkları dönem. Beşiktaş'ın da iyi süreci. Evet. O zaman Mustafa Denizli'de sonra da bambaşka Beşiktaş'a. Tabii ki o sene 8-9 bizim takım Kadir'in oyuncu için aynı Fener ve Galatasaray değil. Uh-huh. Ama biz iyi oyuncu da ve iyi takımla. Uh-huh. Ve Mustafa Denizli'de sonra bu takım aynı aile gibi de inanılmaz. Hem Mustafa Denizli bir kat daha inanılmaz iş yaptı. Hı hı. Tabii ki Nurullah Hocan, Ertuğrul Hocan zaman evet. Takım iyi ama hava da çok iyi değil. Atmosfer değiştirdi sonra Mustafa Hocam. Sonra inanılmaz. Takım ve tutuyor takımda nasıl hem sahada hem dışarıda da inanılmaz. Biz her hafta da yemek beraber şu bu hı hı. İşte çok önemli işin. Takım için çok önemli. Ya bir de şöyle düşünelim. İşte 4 yıl Galatasaray o dönemi kapatıyor. 96-2000 arasında. Evet. Sonra bir şekilde Fenerbahçe'nin şampiyonlukları araya giriyor. Beşiktaş'ın bayağı arada zaman oluyor. Evet. Şampiyonluk hasreti var. Ve o hasret diniyor. Nobre'nin de katkılarıyla birlikte. Nobre şampiyonluk da yaşıyorsun bu takımda. Onu da bir tekrar hatırlatalım. Senin adına 3. şampiyonluk. Evet. Tabii şimdi son derece önemli oyuncular var. Nobre onlarla birlikte oynuyor. Ama Nobre'ye bir de Beşiktaş döneminden sürprizimiz var. Bakalım karşımıza kim çıkacak? Oho! Marsilya Nobre. Marsilya Nobre. Nobre merhabalar. Yetkin merhabalar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Nobre ile Beşiktaş'ta ikisine yakın çalışma şansı bulduk. Beraber top oynadık. Antrenmanlar yaptık, güzel maçlar çıkarttık, şampiyon olduk. Türkiye Kupası'nda şampiyon olduk. Bana göre Türkiye'ye gelmiş en faydalı yabancı oyunculardan bir tanesidir. Ayrıca kişiliği gerçekten çok sayıda sporcuyla oynadım ama Nobre'yi ilk üçe sayabilirim karakter olarak. Çalışkanlık olarak oynasın oynamasın her antrenmanda aynı ciddiyetle, aynı iş bilgisiyle çok çalışkan bir kardeşimizdi. Antrenörlüğe ilk başladı. Belki kötü skorlar aldı ama iyi oyun oynattı. İnşallah önümüzdeki yıllar Nobre için de iyi şeyler olur. Seviliyorsun kardeş, kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Aha. Çok iyi insanlar. Biz iki, evet iki. Çok yetenekliydi. Değil mi? Sonra. Yüreğine adam geçiyordu. İnanılmaz şalamda. Kolay da bu kadar da. Hani o isterse Avrupa'da büyük takım oynar. Çok kolay değil mi? Çok kolay. Nasıl oynuyor? İnanılmaz. Ve o zaman 8-9'da bayağı kat verdi daha. Tamam, çok katkı verdi. Çok. Yani çok orada tabii insanlar. Türkiye Kupası kazanıyorsunuz. Lig kazanıyorsunuz. Evet. Yani o... Beşiktaş sende güzel izler bıraktı değil mi?
Yani hiçbir pişmanlığın yok. Harika bir zaman geçirdin orada da. Evet, çok. 5 sene daha. 5 sene. 5 sene daha. 5 sene. Fenerbahçe'den daha uzun süre. Daha uzun. 5 sene orada çok hem takım arkadaş da hem personel inanılmaz 5 sene çok iyiydi. Çok iyiydi. Ve orada da kariyerini bence çok iyi ilerletiyorsun. Şimdi biraz hızlandırılmış versiyon yapacağım. Mersin İdman Yurdu'na transfer edeceğiz. Ama Mersin'de bir gol atıyor. Nobre, Mersin'de bir gol atıyor. İşaret geldi. Mert Nobre! Ne yaptın burada Nobre? Harika bir gol. Mert Nobre! Skor 2-1 oldu. Çok güzel bir gol. Ya bu nasıl hazırlanış? Bu nasıl timing? Bu nasıl zamanlama? Kariyerinin en güzel gollerinden biri bence. Evet, evet. Böyle bir gol yok yani. Uğraşsan. Ya çok enteresan ki bu organizasyonla kim o topu kaldıran kim? Ben Yahya. Ben Yahya evet, değil mi? Aynen. Evet, ben Yahya. Ve biz o hafta maçtan önce antrenman Nurullah Hoca'nın yani. Biz orada antrenmandan sonra bazen oyuncu orada bir free kick falanla Andre Moric, Ben Yahya o ikisinin her zaman bu free kick yapıyor. Nurullah Hoca'nın geldiği söyle bak yap şu hareketi de. Ve ben orada değil. Ben dışarıda orada tamam streç falan şu beni gördüm. Yap şu bu hareketi de. Ben Yahya çok iyi top kaldı. Evet. Ama Moric çok iyi değildi bu zor top. Evet, çok zor top. Tabii canım. Sonra Moric vurdu dışarıda da kötü vurdu şu bu falan da diğer oyuncu aynına. Ben de bekle. Tamam. Kaldı bu krampon da gitti orada. 3 tane topla. Bir tane gol, bir tane direkt, bir tane bu kaleyi kurtardım. Tamam yeter lan. Tamam ben çalıştım. Tamam yeter. Tabii ki free kick benim işin değil de. Açıkçası benim işin değil. Yani abi, başka bir oyuncu. Şimdi Alex zaten atıyor sana. Tamam ben bakıyorum. Mümkün atamam. Bırak ya Alex var. Beşiktaş'ta da vardı. Hani çok iyi oyuncular da evet. Delgado'lar vesaire. Ama yani buradaki yaptığın iş bence senin kariyerin adına çok farklı gollerden çok, biri çok, olduğu için çok seçti. Farklı. Tabii Mersin İdman Yurdu'nda küme düşüşü var. Ardından Kayseri'de 2 sene, çok değerli 2 senesi var ama Kayseri'den bir tane düştükten sonra ayrılmıyorsun. Evet. Ve tekrar şampiyon yapıyorsun onları. Evet, evet. İşte oradaki kupa yükseliyor. Nobre'nin ellerinde. Kayseri Spor oraların takımı değilmiş zaten o dönemden bu yana. Kayseri'de işte ben 2 sene Kayseri'de. İlk senede bizim takım çok iyiydi. Bu kadroda oyuncu çok iyiydi. Süleyman Orman zamanla. Ve bizim hedef de öncedeki UEFA'da. UEFA'ya gidelim. UEFA'da. Forvet Ben Bobo var o zaman. Bu kadro şimdi her pozisyon aşağı yukarı iki tane oyuncu iyi oyuncu. Bobo ile alt ligden yukarı çıkarken de Nobre çok önemli katkılar veriyor. İkisi birlikte işi çıkartıyorlar. Ama maalesef o senede inanılmaz sakat tüm takımla. Bobo, aynen. Sakatlıklar yaşadı. Bobo 4-5 ay daha yok. Erzurum için 3 yıl harika 3 yıl Erzurum'la devam edecek. Erzurum'da müthiş goller atacak. Yani 2'den 1'e, 1'den süpere çıkartacak ve harika goller atacak. Dadaşların en sevdiği adamlardan bir tanesidir. Nobre. Biz konuşurken golleri arkada biraz dönsün. Orada çok güzel goller atıyorsun. Evet, orada yani birbirinden güzel goller atıyorsun burada. Ama senin adına çok önemli değil mi? İkinci lige gidiyorsun. Evet. 1'e çıkartıyorsun. Birden de süpere. Süper. O proje çok önemli bir proje. Ben Will Zaman başkanların biz konuştum. Şu bu bir proje falan. Şu ben dedik tamam ama Erzurum nasıl olacak? Soğuk yer. Çok. Ve bak ben o zaman 12 sene direkt Türkiye'de tamam 12 sene sonra bir sene ben bir maç Erzurum bir tane yok. O zaman Erzurum'da 3. lig. Amatör da aynen. Mümkün değil yani. Değil zor da ben teklif geldi ben nerede Erzurum'da? Açık söyledim. Bilmiyorsun değil mi? Yok. Egemen orada. Ben dedik Egemen nasıl bu şehirde? Nabri çok gelmen soğuk. Lazım. Ama o da de lazım. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. -16, -20. Ben -35 oldu. 36 da oldu. Evet abi evet. Ve sonra ben dedik ki tamam bir ayda konuşu bu da başladı. Nabri gel bu proje çok iyi falan. Ben dedik tamam ama Türkiye bu projede yok. Projede o 90 dakika bir projede. Başka da yok. 90 dakika galibiyet geldi projede ama Maluk da hemen değişti. Ama sonraki tamam. Bakacağız nasıl bu projede. Ve ben imzala. Sonra
benim telefon nasıl çaldı, nasıl mesaj geldi? Ne abi sen Salah hakkında nasıl diyor? Bu arada Zurun şeyi çok soğuk. Ne yapıyorsun? Şey ne yapıyorsun orada falan şu bu. Ama Allah ben 2 sene 3 sene orada çok mutluyum. İnanılmaz şehir, inanılmaz taraftar. Acayip taraftar var. İnanılmaz. Yani ben Ciyar'da iyi, çok... her yer bu tarafta var. Aynı Sivas gibi de. Tabii Cağ Kebap da iyi. Aa, evet. Cağ Kebap da o da gayet iyidir ya, onu söyleyelim. Bir de tabii kayak falan da yapmıştır belki çocukta. Yok. Yapmadı oğlum, mı? Oğlum hiç korktum. Tamam o zaman. Ya hayatında çok zor maç var da. Erzurum zamanı bir tanesi. Müthiş goller attın ya orada. Ya gerçekten. Senin adına bence her şeyi başarabileceğinin bir göstergesi bu. Yani o yaşta değil ha. mi? Çok birbirinden güzel goller atıyorsun tabii. Şimdi oradaki yaşanılan şampiyonluk çok çok unutulmaz senin adına da. Ama bir diğer tarafta da yavaş yavaş vedaya hazırlanıyorsun. Evet. Gençler Birliği onu da yukarıya çıkartıp misyonunu evet, tamamlıyorsun. Evet. Ama biz Nobre'nin bir de o veda klibinden küçük bir görüntü aldık. Toa bu video lütfen ya. En zor video benim hayatı o video. Bu röportaj zor. Ama ben çok mutluyum. Tabii ki vücut çok iyi de fiziki hiç problem, vallahi hiç problem yok da. Ama bence tam zamanı. Tam zamanı gelmişsin. Çocuklar burada büyüdü ya. Evet, evet. Çocuklar burada büyüdü abi. Oğlumla gel o zaman bir yaşta. Aynen öyle. Bu video. Çok güzel izler bıraktın be. Vallahi. Evet, tam zamanla. Tabii ki oynarken de ki ne zaman son maç, ne zaman şu, ne zaman bu. Belki bu senaryoda bir film bence tam ideal, tam zamanda. Doğru zamanda bıraktım. Bence doğru. Tabii ki işte herkes ki yok senin vücut çok iyi performansıyla devam da bir sene iki sene daha da. Tabii ki olur evet ama belki tam zamanla. Şampiyon her zaman 38 yaşında her şey iyi de tamam. Yani. Türkiye'de yüzler kulübünü aşan 3 oyuncudan bir tanesi yabancı olarak. Alex de birlikte bunların içinde. Burada birbirinden önemli şampiyonluklar, kupalar, birçok camiaya hayat veren adam, çocuklarını burada büyüten ve bizim içimizden bir tanesi olan Mert Nobre'nin hayatı harika. Yani ben noktayı koymayayım, sen koy lütfen. Tabii ki benim plan da o canlık falan da. Ama karar ilk de Türkiye kalacak. Aile inanılmaz mutlu. Bu çok enteresan ki ben Gençevli'den sonra ben bir ay evde kaldım. Ben de ki ne yapacak? Belki Brezilya'da. Aile evet. Orada her şey orada iş var orada falan şu bu. Ben bir toplantı yaptım evde de çocuk, iki tane çocuk. Oğlum kız Ayşe'yle. Oğlum de ki baba veya Türkiye veya Avrupa, Brazil ben istemiyorum. Burada ben çok mutlu, her şey var, arkadaş var. Alıştı buraya. Benimkisi aynı da. De ki baba burada ne iş var Türkiye o Brezilya'da boş ver falan. Yeşil %100 bu Türkiye'de. O da burada. Ben de ki ben ne yapacak ben tek Brezilya'da. Tamam devam. Ya ben bir proje var hocam şimdi. Hocalık. Ben o taraftaydım. İyi de gidecek. Ben inanıyorum. Tabii ki genç yaşlıdan biraz çabuk da 7 maç falan da ama ben çok mutlu da biz 7 maçta aşağı yukarı 3 ayda ama çok çok kat verdi da iş inanılmaz iyi. Tabii ki bu Türkiye bir sorumluluk var. Tabii o zaman da yok. Çok çabuk. İnşallah en kısa zamanda bir klub daha, bir proje, yeni proje falan da. Ve ben tam Türk'le. Bu da beni ülkede. Bu da devam. Ya Alex'in bir lafı vardı. Türkiye'ye gelmeden önce %100 Brezilyalıydım. Buraya geldikten sonra %50 Brezilyalı, %50 Türk olmuştum. Bence Nobre'de onlardan bir tanesi. Onu unutmayalım. Nobre, ama benim tarafı belki %80 de Türk. Valla ciddi de abi. Senin %80. %80 mi? Valla inanılmaz. Bu ülke çok farklı. Benim hayatımda tabii ki ben Japonya'da bir sene, sonra bir sene İsviçre'de.
20 sene Brezilya'da, şimdi de aynı. Aynen. 20 sene burada bambaşka da. Bambaşka. Yani. Burada ben çok rahat da. Ve aynı insan inanılmaz sıcak da, inanılmaz çok. Arkadaşlar. Türkiye çok güzel. Biz yabancılara gerçekten çok çok değer veririz. Bunu da tekrar söyleyelim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Nobre'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir başka sürprize tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Atak sürüyor. Ceza sahası. Gel gol! Gol! Nobre! Nobre attı. İşaret geldi. Mert Nobre! Mert Nobre! Orta ceza sahasına. Towards Luciano. There's a chance and there's a goal. Just a start United didn't want. Ceza sahasına. Kalibos'un gol! 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 Gol!